Rüstem nerede? Hainlerin peşine düştü. İnşallah bulup getirecek. İçeriden biri yardım etti belli ki. Hünkârım. Gülbahar Kalfa, Hümaşah Sultan'ın odasında bunu bulmuş. Nedir bu? Söylediğine göre Nigar Hatun'unmuş bu. Beşiğin altında bulmuş. Ona ait olduğundan emin misin? Hünkârım. Emin misin bunun Nigar'a ait olduğundan? Eminim hünkârım. Diyarbakır'dayken almıştı. Çok beğenince sual etmiştim. Bir gün kızıma kavuşursam ona vereceğim diyordu. Nasıl olur? Nigar burada değil. Kaç yıl oldu kayıp. Kimse bilmiyor nerede olduğunu. Validem kesin o yapmıştır. Üstem ondan boşandı diye ona düşman. Belli ki fırsat kopmuş. Ama sen evladım. Şşt. Bahar Bey. Derhal askerleri topla ve aramalara katılsın. Torunumu da sağ salim buraya getirmeden dönme. O Nigar denen hainin de kellesini istiyorum. Emredersiniz hünkârım. Aklım almıyor bir türlü hünkârım. Nigar tek başına nasıl girer saraya? Onca muhafız, ağalar, cariyeler. Herkes bilir, tanır onu. Belli ki yalnız değil. O hadisenin arkasında her kim varsa ortaya çıkacak. Ben de cezasını ellerimle vereceğim. Elbette hünkârım. Ben bizzat tetkik ederim. Lakin arkasında birilerinin olduğuna ihtimal vermem. Zira bir manası yok bunun. Kim neden bir sahabeyi kaçırmak istesin? Paşamızın hakkı var. Nigar Hatun senelerce haremde hizmet etmiş bir kalfa. Sarayı da avcunun içi gibi bilir. Kendince intikam almaya çalışmış olmalı. Hakikat er geç ortaya çıkacak. Gel. Hünkâr. Mihrimah nasıl? İyi değil hünkâr. Hekimliğe ilaç verdi. Uyuyor şimdi. Geçmiş olsun Hürrem. İnşallah Hümaşah bir an önce gelir de Mihrimah sağlığına kavuşur. Amin Sultan. Rabbimiz sultanımızı bize bağışladı. Rüstem. Derhal sultanlarımızı al ve sarayına götür. Bir daha da zinhar gözünü üzerlerinden ayırma. Emredersin hünkârım. Can tatlıdır Hürrem. Hele ki o can evladına aitse ziyadesiyle tatlıdır. Allah hiç kimseye evlat hasreti acısı göstermesin. Süleyman abi. Nihayet Nigar'la aynı buldum. Lakin konuşmadan övmesi kötü oldu. Zira ona bu emri kimlerin verdiğini asla öğrenemeyeceğiz. Vaziyet ortada Hürrem. Hatun belli ki kendince intikam almak istemiş. Rüstem'in söylediğini duymadın mı Süleyman? Nigar aslında beni ve Rüstem'i öldürmek için saraya girmiş. Gerçi Hatun'un konuşmasına lüzum yok. Yıllardır bana düşmanlık eden de belli.
Zannediyorum bu hadisenin de arkasında onlar var.